Fire Info Congress 3. Doktor Kutay Deniz Atabay. Uzay biyolojisi ve tıbbı. Doktor Kutay Deniz Atabay, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Biyoloji bölümünde, ardından yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde nörodejenerasyon alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin cerrahisi bölümünde nöro-onkoloji alanında araştırmacı olarak çalışmıştır. 2009 yılında NASA Ames Araştırma Merkezi'nde Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin Uzay Çalışmaları Programı'nda araştırmacı olarak görev almıştır. 2011-2013 yılları arasında Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı Boston Çocuk Hastanesi'nin genetik bölümünde insan beyninin şeklini ve fonksiyonunu etkileyen nadir genetik hastalıklar üzerine çalışmalar yapılan bir laboratuvarda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2019 yılında doktorasını Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde sinir bilim üzerine tamamlamıştır. Şu anda MIT'ye bağlı Whitehead Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak sinir sisteminde rejenerasyon konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. BioInfo Congress 3. Dr. Kutay Deniz Atabay. Space Biology and Medicine. Dr. Kutay Deniz Atabay obtained his bachelor's degree at the Anadolu Eskişehir Technical University, Department of Biology, and his master's degree in molecular biology and genetics, biotechnology, at Istanbul Technical University in the Department of Molecular Biology and Genetics. Throughout his master's education, he worked as a researcher in the fields of neuro-oncology at Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery. In 2009, he worked as a researcher in the International Space University Space Studies Program at NASA Ames Research Center. Between 2011 and 2030, he worked as a research assistant in the Department of Genetics at the Boston Children's Hospital, affiliated with Harvard University School of Medicine, in a laboratory working on rare genetic diseases that affect the shape and the function of the human brain. He completed his doctoral degree in neuroscience from the Massachusetts Institute of Technology, MIT, in 2019. Dr. Atabay is currently working on regeneration in the nervous system as a postdoctoral researcher at MIT Whitehead Institute. Sayın Doktor Kutay Deniz Atabay ve değerli katılımcılarımız, BioInfo Congress 3 etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Değerli hocamız bizlere bugün uzay biyolojisi ve tıbbı konulu bir konuşma gerçekleştirecektir. Konuşma bitiminde ekibimizin hazırladığı ve katılımcılarımızdan gelen sorulardan oluşan soru-cevap bölümümüz olacaktır. Merhaba Kutay Hocam. Merhabalar Mehmet. Merhabalar, tekrar teşekkür ederim davetiniz için. Burada olmak sizi güzel. Sizi görmek çok güzel burada. Aynı şekilde. Dilerseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Teşekkür ederim Mehmet. Geçiyorum şimdi. Tamamdır hocam. Sunum görünüyor değil mi? Evet, şu anda tam ekranı olarak gözüküyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Tekrar teşekkürler davetiniz için. Bugün sizlerle uzay biyolojisi ve tıp hakkında konuşacağım. Ağırlıklı olarak yerçekimsiz ortamda moleküler biyoloji ve genetik, moleküler genetik ve hücresel biyoloji deneyleri nasıl yürüyor? Bundan bahsedeceğim. Ben aslında araştırma konum uzay biyolojisi değil direkt olarak. Ben ağırlıklı olarak sinir sistemde rejenerasyon üzerine çalışıyorum. Bu farklı türler üzerinde doku yenilenmesinin özellikle sinir sisteminde genetik altyapısını çözmeye çalışıyoruz. Hangi hücreler bununla ilişkili? Hangi genler bununla bağlantılı, hangi evrimsel süreçler bununla bağlantılı, bunu çalışıyoruz ağırlıklı olarak.
Ama son yıllarda uzay büyüsü üzerine çalışma fırsatım oldu iki farklı platform üzerinden. Bunlardan bir tanesi Uluslararası Uzay Üniversitesi. Bundan daha detaylı da bahsetmeye çalışacağım ilerleyen slaytlarda. Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin uzay çalışmaları programı diye bir programı var. Her yaz devam eden dünyanın farklı yerlerinde. Ben 2009 yılında buna katılma fırsatı bulmuştum. Bu kapsamda bir Mars görevi dizayn etmiştik. Mars'a gidecek ilk astronotların oradaki mağaraları ilk yerleşke yerleri olarak kullanmasını öngören bir projeydi bu. Temel amacı hem yolda hem de Mars yüzeyinde insan vücudunun nasıl etkileneceğini aşağı yukarı bir simüle etmek, anlamaya çalışmak, bu süreç içerisinde hangi deneyler gerçekleşebilir, nasıl metotlar kullanarak uzay ortamının, mikrogravitasyonun ve yüksek radyasyon şartlarının vücuda verdiği zararlar anlaşılabilir ve önlenebilir. Bununla ilgili bir projeydi bu. Daha sonraki yıllarda, doktora yıllarında Genes in Space isimli bir platformda çalışma fırsatı buldum. Bundan da daha detaylı bahsedeceğim ama temel olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşecek moleküler biyoloji ve genetik deneylerini ilk baştan program bu. İstasyonu ya da herhangi bir uzay kapsülünü kendine yetebilir hale getirme amaçlı bir platform. Ama güzel bir şey yapıyor. Liseli öğrencileri davet ediyor ve soruları onlara sordurmaya uğraşıyor. Aralarından anlamlı sorular seçiliyor ve işte laboratuvar ortamında bunlar test edildikten sonra aynı sene içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na deneyler gönderiliyor. Bunlardan da detaylı olarak bahsetmeye çalışacağım. Ama önce uzay biyolojisinin bir tarihine bakabiliriz. Bu noktada hani uzun bir eksik bir tarihi var uzay biyolojisi deneyleri, uzay tıbbı deneylerinin. 1947'de başlıyor. İlk uzaya gönderilen organizmalar meyve sinekleri. Bu parabolik bir uçuş, yörüngeye oturan bir uçuş değil. Birkaç yüz saniye yerçekimsiz ortama maruz kalıyorlar. Temel soru yaşayıp yaşamayacakları o dönemde. Daha sonra bildiğimiz gibi Rusya'nın gönderdiği ilk memeli Laika isimli bir köpek var. Bu işte V2 roketleriyle gönderilen ve yörüngeye oturan, birkaç yörünge yapan ilk hayvan aynı zamanda memeli. Daha sonra NASA'nın Apollo programı çerçevesinde kediler, maymunlar, başka türler gönderiliyor ve hep her aşamada bir yeni bilgi ediniliyor bu durumla ilgili. Daha modern çalışmalar, yani son yıllarda birçok farklı organizmayı uzaya göndermeyi ya da süreci daha doğrusu araştırmayı öngörmüş. Bu kapsamda işte bitkiler, organoidler, farklı türler, tardigratlar gibi ya da yani süreçlerden bahsetmiştim. Bu işte protein kristalizasyon süreçlerini daha iyi anlayabilmek için ya da mikrogravitasyonun üretme potansiyeli olan büyük kristalleri oluşturabilmek için orada bu tip deneyler ağırlıklı olarak ilerliyor. Bu deneylerin amaçları çok spesifik. Temel olarak hani hem organizma oradan nasıl etkileniyor hem de uzun uzay görevlerini gerçekleştirebilmek için hangi organizmaları oraya destek amaçlı gönderebiliriz. Mesela yiyecek görevi görebilecek hardal türevi bitki, hardal ailesi bitkileri buna bir örnek. Algler, siyanobakteriler buna başka bir örnek. Aynı zamanda oksijen çevrimi yapmak için gerekli başka bitkiler, hani hangi bitki oraya en uygun olabilir? Bunun gibi soruları test eden birçok proje var. Onun ötesinde yani biyolojik süreçlerin bundan nasıl etkilendiğini anlamak oldukça önemli. Çünkü yani yavaş yavaş gidecek olan görevler daha da uzamaya başladı. Şimdi yörünge deneyleri aşağı yukarı 5-6 ay orada kalan astronotlar tarafından sürdürülüyor. Daha uzun kalan astronotlar da oldu, daha uzun süreli orada kalabilmenin vücuda olan etkilerini anlayabilmek için. Bu süreç içerisinde hani astronotlar üzerinde yapılan deneyler çok anlamlı ama astronot sayısı çok düşük olduğu için istatistik sel anlamda anlamlı sonuçlar alabilmek için daha fazla biyolojik unsur oraya göndermek gerekiyor. Bu anlamda buradaki örnek organoidler, sağ tarafta gördüğümüz küçük bir organoid, cerebral organoid. Bunlar insan dokularından alınan hücrelerin tersine farklılaştırılıp, daha sonra ileriye yönelik tekrar farklılaştırılıp, küçük organcıklar gibi bir organın küçük bir gölgesi gibi düşünülebilir, haline getirilip, üç boyutlu şekilde kültür edilmesi üzerinden inceleniyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda gitgide organoid deneylerinin arttığını göreceğiz. Çünkü organoidler üzerinden birçok farklı dokuyu orada temsil etmek mümkün. Sistem düzeyinde bilgi almak henüz mümkün değil bunlardan ama bundan da bahsedeceğiz birazdan. Peki yani hangi yollarla gidiyor deneyler? Bunun da uzun bir tarihi var. Hani daha önceden bahsettiğimiz gibi gönderilen deneyler önce
Apollo programı içerisinde gönderilmişti. Onun hemen akabinde Skylab denen bir uzay istasyonu, şu ortada yukarıda gördüğümüz o. Oraya gönderilen birçok deney var. Rusya'nın Mir uzay istasyonunda gerçekleşen deneyleri var. Ve uzay mekiği programıyla çıkan yüzlerce deney var. Şimdi son yıllarda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleşiyor ama önümüzdeki yıllarda NASA'nın ay yörüngesine oturtacağı Gateway programı üzerinden de birçok deney o tarafa gönderilecek. Şimdi Artemis programı deneyleri göndermeye başlamak üzere. Mesela bu önümüzdeki ay gidecek olan kapsülün içerisinde birkaç basit deney var. Daha detaylı bakarsak Uluslararası Uzay İstasyonu'na birçok kapsülün birbirine entegre edilmesiyle oluşan bir yapı olduğunu görüyoruz. Bunların çoğu aslında bir laboratuvar ortamını orada oluşturmayı başarmak için orada. Fizik, kimya, biyoloji alanında ya da mühendislik alanında birçok deney gerçekleşiyor. Her kapsül içerisinde birden fazla noktada bu deneyleri gerçekleştirecek platformlar var. Biyoloji deneyleri için hani ağırlıklı olarak uğranılan birkaç tane kapsül var. Bunlardan da detaylı bahsedeceğiz. Birkaç video sunmaya çalışacağım bununla ilgili. Buraya giden bu kapsüller ya da uzay mekiği programı en başında uzay istasyonuna entegre oluyor. Bu noktada insanlı ya da insansız uçuşlardan bahsetmek mümkün. Bir noktada hani uzay mekiği programıyla her görev için insanlı deneyler ve insanların götürdüğü deneyler gidiyordu. Aynı şekilde Soyuz kapsülüyle çıkanlar da böyle Rusya'nın. Ama insansız da bir deneye göndermek mümkün. Şu aşağıda sağda gördüğümüz bir Cygnus kapsülü. Tamamen kargo görevi. Bu kargonun içerisinde yiyecek, içecek ve kişisel ihtiyaca bağlı eşyalarla birlikte astronotlara yönelik deneyler de gönderiliyor. Bizim de Jeans in Space projesi kapsamında gönderdiğimiz deneyler bu tip kargo deneyleriyle birlikte çıkmıştı. Bu hani NASA'nın uzun yıllardır devam ettirdiği ya da diğer uzay ajanslarıyla birlikte uzun yıllar boyunca devam eden deneylerin sonuçlarının toplandığı bazı platformlar var. Hani buna yönelik bir sürü soru gelebiliyor öğrencilerden ya da bu alana ilgi duyan araştırmacılardan. Nerede bulabiliriz? Daha önce yapılmış çalışmaları ya da yeni çalışmaları nasıl dahil olabilir ya da şu anki çalışmaları nasıl takip edebiliriz gibi. Bu NASA'nın Space Biology Program web sayfası birçok daha önceden yapılmış deneyi aslında kendi arşivinde tutuyor. İlerleyen çalışmaları da buradan görmek mümkün. Bununla ilgili bolca link sunuyorlar. Ağırlıklı olarak hayvan biyolojisi, hücresel ve moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, gelişim ve üreme biyolojisi, astrobiyoloji gibi alanlar üzerine birçok deney yürüyor. Birçok farklı platform aynı şemsiye altında buluşmuş gibi denebilir bu noktada. Bunun ötesinde daha detaylı bilgi için CASES, yine Genes in Space, NASA'nın Life Science Data Arşivi, daha önce yapılan deneylerin sonuçlarının toplandığı bir arşiv. Ve Space Station Explorers platformları dikkatlice incelenebilir. Buralarda bazen uluslararası anlamda açık çağrılar da bulunuyor. Yani herhangi bir ülkeden başvurmak mümkün olabiliyor bir noktada. Çoğunlukla şu anda ABD içinde ya da Amerika içerisinde ya da Avrupa Uzay Ajansı'na bağlı ülkelerin gönderdiği deneyler kapsamında yürüse de dediğim gibi uluslararası anlamda açık çağrılar da olabiliyor. Burada ISS National Laboratory web sitesi adım adım hangi araştırma programları ya da hangi eğitim programları buraya bağlı bunu görmek mümkün. Aşağıda paylaştığım link üzerinden bunlara ulaşmak da mümkün bu arada. Çokça bilgi var bu platform içerisinde. Bunun ötesinde NASA'nın GeneLab platformu tamamen elde edilen son verileri açmış vaziyette. Yani oradaki dataları kendi bilgisayarınıza indirip özellikle omics düzeyde şu noktada daha çok RNA sekanslama çalışmaları ya da tek hücre RNA sekanslama çalışmaları datalarını paylaşıyorlar. Buralara girip bu verileri bilgisayarınıza indirip analiz edip onlarla paylaşmanız mümkün. Bu aslında önemli bir fırsat. Daha önce hani bu tip bir şey açık değildi. NASA'nın GeneLab platformunu bunu herkese açmış olması güzel. Web sitesi birden fazla kaynak sunuyor ve birden fazla çalışmanın sonuçlarını paylaşıyor. Bunu da kontrol etmek ya takip etmek faydalı olabilir. Özellikle bu alanda çalışmak isteyen öğrenciler, araştırmacılar için. Bunun ötesinde NASA'nın normalde internship ya da fellowship fırsatları var. Normalde bu işte yazın öğrencileri ya da yılın belli bir döneminde öğrencileri çağırıp yürüyen bir projeye dahil etme üzerinden gerçekleşen bir program. Şu anda bu listedeki ülkelere açık.
Ama bu noktada Türkiye'nin kendi yeni kurduğu bir uzay ajansı var. Belki önümüzdeki yıllarda bu uzay ajansı çerçevesinde buradaki internship ve fellowship fırsatlarının sunulduğu platforma dahil olmak mümkün olabilir. Şimdilik sadece bu ülkelere açık ama önümüzdeki yıllarda Türkiye'de açılacağını umuyorum. Uzay araştırmalarına dahil olabilmek için ya da hani buradaki komüniteyle tanışabilmek için önemli fırsatlardan bir tanesi de Uluslararası Uzay Üniversitesi'nin sunduğu fırsatlar. Bunların hem master programları hem de ikinci slide'da bahsettiğim uzay araştırmaları programı var, yazları devam eden. Bu lisans ve lisansüstü ya da profesyonel anlamda yani kendi alanında çalışan herkese açık. Buradaki tek çağrı uzay çalışmalarına ilgi duyma çağrısı. Bu noktada her sene bu uzay araştırmaları programı dünyanın farklı bir noktasında gerçekleşiyor ve başvurular uluslararası olarak açık herkese. İlgilenenlerin bu platformu da incelemesini tavsiye edebilirim. Uzay komünitesiyle, uzay çalışmaları komünitesiyle tanışmanın en güzel yollarından bir tanesi bu. Şimdi geri dönersek uzay biyolojisi alanına, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilerleyen deneyler birkaç farklı kapsülde gerçekleşiyor demiştik. Bunlardan bir tanesi bir kapsülün içerisindeki bir aygıt, Microgravity Science Glowbox denen belli deneyleri gerçekleştirmeyi sağlayan bir platform. Yaygınca kullanılan bir platform bu. Bunun ötesinde ama herhangi bir kapsülün içerisinde açık bir bench üzerinde de birçok deney gerçekleşiyor. Hücre kültürü deneyleri, görüntüleme deneyleri, mikrobiyoloji deneyleri bu kapsülün içerisinde ağırlıklı olarak gerçekleştiriliyor. Bunun ötesinde fizik deneylerin gerçekleştiğinden de bahsetmiştik. Mesela uzayda alevler nasıl davranır ya da basınç nasıl değişiyor belli noktalarda ya da sürtünmesizliğin işte yanmaya etkisi nedir gibi bir sürü soru soruluyor. Biraz önce bahsettiğim gibi açık benchlerde de deneyler ilerliyor. Burada Peggy Whitson'ı görüyoruz birkaç farklı yerde çalışırken. Oradaki astronotların temel görevleri ya da yaptıkları şeylerin %80-90'ı birçok farklı deneyi gerçekleştirmek denebilir bu noktada. Her sene yüzlerce deney gönderiliyor. Bir astronotun programında onlarca yüzlerce deney gerçekleştirip geri dönmek var o kaldıkları 5 aylık süreç içerisinde. Peki temel sorulardan bir tanesi, orada olmak vücudu ya da biyolojik sistemleri nasıl etkiliyor? Bu da orada olmak kapsamı içerisinde birçok şey var tabii ki. Yani alçak yörüngede olmak ya da Ay'a doğru giden bir kapsamın içerisinde olmak ya da Ay'ın yörüngesinde dönmek ya da Mars'a doğru gitmek. Bütün bunlar farklı sonuçlar üretiyor. Orada kılınan süreye, radyasyon maruziyetinin süresine ve mikrogravitasyona yani düşük yer çekimine maruz kalma süresine bağlı olarak değişiyor bu durum. Bununla ilgili ilerleyen birçok çalışma var demiştik. Bu çalışmaların bazıları dünya üzerinde gerçekleşiyor. Bazı hastalıklar astronotların orada karşılaştığı şartları mimik edebiliyor ya da ona çok benzeyebiliyor. Yatak çalışmaları var. Uzun süre insanlar yatakta yatırılıp vücudun verdiği tepkiler gözlemleniyor. Bunun ötesinde ekstrem yerlerde ekstrem sporlar yapan kişilerin vücutlarında meydana gelen değişiklikler de benzeyebiliyor. Astronotların orada deneyimlediği şartlara. Bu işte Everest'e çıkıp inen kişilerin maruz kaldıkları ya da yüksek rakımlara çıkan tırmanıcıların maruz kaldıkları düşük oksijen şartlarının vücutta yarattığı etkiler bunlara bir örnek olarak verilebilir. Bunun ötesinde de laboratuvarlarda sürekli ilerleyen hayvanlar üzerinde devam eden çalışmalar var. Henüz büyük organizmalar için yer çekimsizliği simüle etmek mümkün değil. Ama rotating vessel wall denen kültür ortamları, rotating wall vessel, denen kültür ortamlarında hücreler için bunu bir anlamda simüle etmek biraz daha mümkün. Ve hani uzay istasyonunda devam eden deneyler de bu tip organizmaları kendi içerisinde kullanmaya çalışıyor. Ağırlıklı olarak küçük memeliler, balıklar, C. elegans, drosophila gibi küçük organizmaların ya da maya türevi ya da normal insan hücrelerinin kültüre edildiği deneyler gibi birçok temel düzeyde ilerleyen deney var. Burada merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi son yıllarda mikrobiyomun nasıl değiştiği. Bundan birazcık daha detaylı bahsedeceğim. Karşımıza çıkan, sürekli çıkan şeylerden başka bir tanesi de mitokondrinin verdiği, farklı hücre sistemlerindeki mitokondrilerin verdiği stres tepkileri. Epigenetik alanda meydana gelen değişiklikler henüz belki de en az anladığımız yerlerden. Bu konuda da birçok deney planlanıyor. Gerçekleştirilmiş olan deneylerden de alınmış birçok ilginç sonuç var. Bunun ötesinde telomer dinamikleri, DNA hasarı
ve oksidatif stres de ana araştırma konularından bir tanesi. Şimdilik bu ana konular çerçevesinde ilerliyor birçok çalışma. Ama herhangi bir soruyu sormak tabii ki mümkün. Biraz önce bahsettiğim gibi uzaya gidecek görevin süresi ve nerede olduğu, hangi vücut sisteminin onları etkileyeceğini de aşağı yukarı belirliyor ya da öngörmemiz mümkün bu yolla. Bu noktada bunun bir tablosu çıkartılmış burada. Bu tabloda işte düşük yörüngede meydana gerçekleşecek olan ya da oluşma ihtimali olan potansiyel etkilerin vücudun hangi sistemlerini etkileyeceğini görebiliyoruz burada. Mesela renal sistemler, böbrek sistemleri uzun süreli görevlerde ilk etkilenecek sistemlerden birine benziyor. Kalp de kardiyovasküler sistem de bundan direkt etkilenecek sistemlerden bir tanesi, uzun süreli görevlerden. İlginç şekilde vücut seri şekilde mikrogravitasyon şartlarına adapte olabiliyor. Ama geri döndüğünde vücudun verdiği tepki, yer çekimli şartlara geri döndüğünde vücudun verdiği tepki özellikle kardiyovasküler sistemi oldukça zorluyor. Bundan da bahsedeceğiz. Ortostatik intolerans denen bir etki oluşuyor. Ama bu tablo genel anlamda sistem düzeyinde neler olabileceğini öngörmek ya da şu ana kadar elde edilmiş dataların bize hangi öngörüleri verdiğiyle ilgili daha çok. Moleküler düzeye inersek, burada şimdi farklı karmaşıklık düzeylerinin bundan etkilendiğinden bahsetmiştik. Burada sistem düzeyinde konuşulabilir, organ düzeyinde konuşulabilir, doku düzeyinde konuşulabilir, hücre düzeyinde ya da moleküler düzeyde konuşulabilir. Bunların hepsinin üzerinden deneyler tasarlamak mümkün. Bu son yıllardaki derlemelerden bir tanesi bunların hepsini içine almaya çalışmış. Şu ana kadar devam etmiş olan çalışmaların, devam etmekte olan çalışmaların neleri sorduğuyla ilgili. Burada kromatin ve telomer dinamikleri, genom üzerinde meydana gelen değişiklikler, immün sisteminin verdiği tepkiler oldukça ilginç, hücre düzeyinde de oldukça ilginç. Örneğin belli T hücre gruplarının reprezentasyonunun azalması durumu var. Telomerlerde meydana gelen dinamikleri detaylıca inceleyeceğiz bir noktada, bu konuşmanın ilerleyen noktalarında. Bunun ötesinde transkriptomik değişiklikler, açık olan tüm genlerin herhangi bir hücre için nasıl değiştiği durumu. Bu epigenomun ya da epitranskriptomun temel olarak nasıl transkriptom üzerinde bir etki oluşturduğu, daha doğrusu bu noktada açılıp kapanan genlerin regülasyonundan sorumlu promotor bölgelerinin nasıl regüle olduğu, nasıl açılıp kapandığı ya da neyi tepkiye dönüşeceğine karar verdiği meselesi. Buna bağlı olarak proteomda ve metabolomda meydana gelen değişiklikler, çünkü belli genler açılıp kapanacak, buna bağlı olarak belli metabolik yollar açılıp kapanacak, buna bağlı olarak hücreler belirgin tepkiler verecekler. En minimal düzeyde gerçekleşen, en düşük karmaşıklık düzeyinde gerçekleşen olayların sistemik cevapları var bu noktada. Bu her zaman geçerli ama uzay şartlarında bunu akut olarak gözlemlemek de mümkün. Ya da sık sık uzaya giden ya da orada uzun süre kalan kişilerin sistem düzeyinde verdiği tepkileri kronik olarak incelemek de mümkün. Önemli çalışmalardan bir tanesi son yıllarda bu ikizler çalışmasıydı. Scott Kelly ve Mark Kelly, ikiz astronotlar. Scott Kelly bir seneliğine Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildi. Ve biraz önce bahsettiğim gibi farklı sistemlerin verdiği tepkileri incelemek için birçok farklı deney tasarladılar. Hepsini de aynı sistem içerisinde entegre etmeye uğraştılar. Burada elde edilen çok değerli bilgiler var. Unutmamak gerekir ki bu noktada tek bir kişiden bahsediyoruz. Daha fazla örneğin verdiği tepkileri görmek istatistik anlamda daha anlamlı yerlere gitmeye sebep olacak. Bu da şu anda gerçekleşiyor. Genellikle 6 aylık görevler üzerinden elde edilen datalar üzerinden. Verilen tepki, vücudun verdiği tepkiler genel olarak korunmuş olduğu için 6 aylık görevler ve 1 senelik görevi karşılaştırdığımız zaman çok farklı bir şey görmüyoruz. Ama 1 senelik görevde tepkiler bir miktar daha ekstrem, en azından Scott Kelly için böyle. Bu birçok farklı sistemi etkiliyor ama aynı zamanda insan vücudunun dışındaki sistemlerin de insanla etkileşim kuran, enfekte edebilen özellikle sistemlerin de oraya verdiği tepkileri anlamak oldukça önemli. Bunun için öncül çalışmalardan bir tanesi bu
Salmonella typhimurium bakterisinin uzay istasyonuna gönderilmesiydi. Ve burada bakterinin virülansının artmış olmasına bağlı olarak bu bakteriyi seçmişlerdi. Bu normalde dünyada gastroenterite sebep olan bakteri. Astronotların bazılarının bundan ciddi muzdarip olduğunu fark ediyorlar. Ve bu bakteriyi orada mikro şartlarda kültüre edip gözlemlemek istiyorlar. Bu noktada bakterinin biyofilm salgısının arttığını gösteriyorlar ve birçok regülonun farklı genleri kontrol eden bölgelerin regülasyonunun değiştiğini gösteriyorlar. Bir noktada bu virülansın artışının neye bağlı olup olmadığı da anlaşılmış oluyor bu çalışma üzerinden. Oldukça önemli öncü bir çalışma. Cheryl Nickerson grubu tarafından gerçekleştirilmişti bu. Şimdi vücuttaki dokuların bu tip sistemlerle nasıl iletişim kurduğunu anlamak için organ on a chip dedikleri belirgin sistemler de bu işin kullanılmaya başlandı. Burada birkaç farklı organdan gelen hücre tipini bir çip içerisine yerleştirip bunları birbiriyle konuşturmak tırnak içerisinde mümkün. Aynı zamanda enfeksiyöz şartları da modellemek mümkün olabilir. Şimdi birini göndermeden birinden gelen dokuyu, bir kişiden gelen dokuyu göndermek ve o kişinin vereceği spesifik tepkiyi ölçmek de bununla ilgili mümkün. Tabii bunlar tam olarak vücudun sistem üzerinde verdiği şeyleri %100 temsil etmese de bir noktada ipuçları sağlama anlamında önemli çalışmalar. Bu ikizler çalışması için bu tabloda dataların nasıl toplandığı, hangi aşamada, hangi zaman noktalarında toplandığını görüyoruz bu noktada. Buradaki yeşil ve mavi kolonlar iki kardeşi temsil ediyor. İşte birinden örnek alırken diğerinden de örnek alıyorlar. Her şey paralel olması, her şeyin paralel olması anlamında. İnceledikleri sistemler ağırlıklı olarak kan dokusu, kognitif sistem, genel olarak oküler sistem, yani gözler bundan nasıl etkileniyor. Onun dışında böbrek ve ona bağlı sistemlerin nasıl buna tepki verdiğini gözlemlemek için birçok data toplamışlar. Burada gerçekleşen birçok farklı çalışma metot var. RNA sekanslamadan tutun işte qPCR'a kadar ya da oksidatif stresi ölçecek farklı testlere kadar birçok testi buradan topladıkları dokularla gerçekleştiriyorlar. Oldukça ilginç sonuçlar elde etmişler. Genel özeti şöyle denebilir. Uzay şartlarında birçok sistem oraya tepki vermeye başlıyor. Birçok organ sistemi, doku sistemi. Geri dönüşte bunların birçoğu eski homeostatik düzeyine geri dönüyor. Burada geri dönmeyen şeyler ne sorusu makalenin bir kısmının ayrılmış olduğu bir konuydu. Ama temel olarak hani bilişsel sistemin orada uzun süre olmaktan orada uzun süre kalmaktan etkilendiği net şekilde ortada. Metabolom da hani belirgin metabolik süreçlerin bundan aktif şekilde etkilendiği de ortada. Normalde işte sıkça salgıladığımız ya da sıkça ürettiğimiz metabolik çıktıların miktarının bazı moleküller için arttığı net şekilde ortada. İlginç sonuçlardan bir tanesi telomerlerin boylarının uzaması. Telomerler kromozomların uçlarında tekrarlayan diziler. Kromozom stabilitesinden sorumlular ağırlıklı olarak. Bunlar uzun yıllardır çalışılıyor. Her hücre bölünmesiyle kısaldıkları düşünülen tekrarlayan diziler. Kanser hücrelerinde ve kök hücrelerinde telomerlerin kısalmadığını biliyoruz. Telomeraz isimli bir enzim yüzünden. Ama bu da oldukça korunmuş bir tepki. Yani C. elegans telomerleri de, insan telomerleri de mikrogravitasyon şartlarında uzuyor. Geri döndüklerinde astronotlar telomer uzaya çıkmadan önceki eski boyuna geri geliyor. Bu da oldukça ilginç bir temel biyoloji sorusu. Yani tekrarlayan dizinin eski boyunu nasıl hafızaya alır hücre gibi bir soru sorulabilir. Orada bir protein kompleksini acaba oturtmak mümkün mü? Yani hücre bunu yaparak mı bunu başarıyor? Yoksa farklı bir mekanizma mı burada bundan sorumlu? O da çok net değil. Ama bu oldukça korunmuş bir tepki gibi gözüküyor. Nedeni çok net anlaşılmış değil. Normalde kromozomların stabilitesi telomerlerin orada olmasıyla ilişkilendirildiği için stabiliteyi arttırma yönünde bir tepki gibi düşünülebilir. Ama çok farklı sebepleri de olabilir. Bu oldukça ilginç bir araştırma konusu. Bunun dışında mikrobiyomdan bahsetmiştik. Birçok mikrobiyom dediğimiz birçok farklı bakteri türünün aynı anda bir organ içerisinde, yani gözün kendi mikrobiyomu, ağzın kendi mikrobiyomu, intestinal sistemin kendi mikrobiyomu var. Bunun gibi bir ortam içerisindeki bakterilerin tümü denebilir.
Burada çok karmaşık ilişkiler var tabii bu bakteriler arasında, bu birlikteliği sağlayabilmek için. Arada patojenik olanlar ya da yararlı olan bakteriler var. Burada belli bakteri türlerinin yer çekimsiz şartlarda ya da uzun uzay görevi esnasında seçilmeye başladığını görmüşler. Dünyaya geri döndükten sonra eski homeostatik dengeye tekrar ulaşıyorlar ama ilginç olan bazı bakteri türlerinin o şartlara daha sensitif olması, daha hassas olması durumu. Bu da o bakterilerin kendi biyolojik süreçleriyle ilişkili yüksek ihtimalle. Yer çekimsizlik aynı zamanda sürtünmesizlikle ilişkilendirilmiş durumda. Yani mikrogravitasyon şartlarında sürtünme kuvveti de azalıyor. Önerilen hipotezlerden bir tanesi bakterilerin ya da herhangi bir hücre tipinin buradaki sürtünmesizliği hücre duvarı yüzeyinde bir şekilde algıladığı ve buna verdiği tepkilerin buna sebep olduğu yönünde. Bu konuda ilerleyen çalışmalar da var. İmmün sistemden bahsetmiştik. Sitokinlerin salgıları, belli sitokinlerin salgıları artıyor orada. Bu var olan hücrelerin bu sitokinleri daha fazla salgılamasıyla mümkün ya da o hücrenin sayısının artması ya da azalmasıyla, o hücre tipinin sayısının artması ya da azalmasıyla mümkün. Her ikisi de gözlemlenmiş durumda ve işte proteomik anlamda da beklenir şekilde değişiklikler gözlemişler. Bu da hücrelerin sahip olduğu o anda aktif olan proteinlerin tümü. Buna baktığımız zaman burada da bir takım değişiklikler görüyoruz. Gen ekspresyon üzerinde gerçekleşen değişikliklerin bir sonucu olarak, ağırlıklı olarak. Peki bunların birçoğu geri dönüyordu. Geri dönmeyen şeyler ne? Dünyaya geri döndüğümüz, astronotlar dünyaya geri döndüğünde yerine geri alamadığımız şeyler ne? Bunlardan bir tanesi kromozomal aberasyonlar. İnversiyon ve translokasyonlar ağırlıklı olarak. Kromozomun bir noktasından bir fragmanın ayrılıp geri dönüp tekrar yerine girmesi, oryantasyonu değiştirip tekrar yerine girmesi durumu kalıcı bir hasar gibi görünüyor. Translokasyonların frekansı da bir miktar artmış gibi gözüküyor. Bu noktada yine istatistiki anlamda o refleksin devreye girmesi mantıklı. Bunun frekansının arttığını kesinlikle söyleyebilmek için çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç var ama burada kesinlikle bir trend görüyoruz. Bu da bir inversiyon ve translokasyonların arttığına yönelik bir trend. Daha dikkatli incelenmesi gereken de sebeplerin daha iyi anlaşılması gerektiğini düşündüğüm alanlardan bir tanesi bu. Mikrobiyomda meydana gelen değişikliklerden bahsetmiştik. Burada belli bakterilerin seçilmesi ya da daha fazla ortamı domine etmelerinin ötesinde var olan bakterilerin salgıladıkları metaboliklerin de değiştiğini gözlemlemişler. Bu aslında geri alamadığımız şeylerden bir tanesi değil ama sanırım daha geç eski haline gelen şeylerden bir tanesi. Bu noktada bu metaboliklerin oldukça karmaşık tabii ki. Normalde başardığı işler ya da hangi metabolik süreçleri yönettiği ve artan azalan metaboliklerin insan vücuduyla nasıl etkileşim kurduğunu incelemek de oldukça önemli olacak. Bilişsel anlamda gerçekleştirilen testler oldukça ilginç. Bunlardan bazıları Scott Kelly geri döndükten sonra birçok deney yapmaya devam ediyorlar onunla. Bir 6 ay kadar daha takip ediyorlar. Birçok şeyin eski haline geri döndüğünü buradan anlıyoruz. Ama kognitif düzeyde tepki süresi gibi ya da tepkinin verimliliği gibi ya da bunların total olarak nasıl entegre olduğu gibi soruları sorduğumuzda bunların bazılarının 6 aylık geri dönüş süresi içerisinde bile eski haline geri gelmediğini görüyoruz. Yani bilişsel anlamda meydana gelen değişiklikler bir süre daha devam ediyor etkisini göstermeye. Bu da oldukça ilginç. Neden olduğu çok kesin değil. Çünkü sinir sisteminden örnek alıp içeride en yaşayan birinden bu örneği incelemek mümkün değil şu noktada. Ama deneyler ağırlıklı olarak davranışsal düzeyde gerçekleşiyor. Burada nöronların birazdan bahsedeceğimiz gibi ortama salgıladıkları metabolikler ya da egzozomlardan bahsedeceğiz. Bunlar üzerinden indirekt şekilde bir şeyleri çözmek mümkün olabilir. Ama ilginç gözlemlerden bir tanesi bu. Verimlilik ve hızın 6 aylık bir dönüşten sonraki 6 aylık süre içerisinde geri dönmemiş olması durumu. Mikrobiyom değişikliklerinden bahsetmiştik. Burada
bu referans önemli bulduğum için referansı koydum. Hangi bakteri tiplerinin ağırlıklı olarak arttığı, hangi bakteri tiplerinin azaldığı, uçuşun hangi döneminde buna işte bununla karşılaştıkları gibi bilgiler var. Burada sorulabilecek şeylerden bir tanesi patojenik bakteriler mi artıyor yoksa hani yararlı bakteriler mi ya da nötr bulduğumuz bakteriler mi artıyor? Bu noktada net şekilde patojenitenin arttığı söylenemez. Buradaki bu bakterilerin kurduğu ekosistemin nasıl bir denge sağladığı sorusu çok net anlaşılmış değil ama sonuç olarak buradaki değişikliklerin direkt bir patojenik etkisi varmış gibi gözükmüyor. Ama içeride patojenik bir bakteri varsa salmonella gibi biraz önce bahsettiğimiz gibi o tip bakterilerin virülansının artması ve bu sistemi domine etmeleri kaygı konusu olabilir. O yüzden o bakterilerin bağımsızca ve mikrobiyom şartları içerisinde gerçekimsizliğe verdiği tepkiyi anlamak oldukça önemli. Meydana gelen değişikliklerden bir tanesi de nöroküler sendrom dedikleri bir sendrom. Gözün şeklinin değişmesi durumu. Bu birçok astronotta ağırlıklı olarak erkek astronotlarda karşılaştıkları bir durum. Son yıllarda bunu anlamak için yaptıkları çalışmaların frekansı oldukça arttı. Bu vücuttaki sıvı dinamikleri ya da hemodinamik ile ilgili süreçlerle ilgili gibi görünüyor. Onun ötesinde hani gözün arkasının düzleşmesi durumu astronotlarda bir netsiz diye sebep oluyor denebilir. Aynı zamanda burada yani gözün şeklinde meydana gelen değişiklikler sadece göz değil aynı zamanda optik siniri de etkiliyor gibi gözüküyor. Bunun sebebi çok net anlaşılmış değil. Bu da aktif araştırma konularından biri. Bu çok makro bir sistem göz. Ama bu sıvı dinamikleri gibi ya da ondan meydana gelen değişikliklerin bu tip bir makro sistemi etkilemesi oldukça sınırlayıcı olabiliyor birçok astronot için. O yüzden bunu anlamak da oldukça önemli. Bu da aktif araştırma konularından bir tanesi. Nöroküler sendrom. Telomerik dinamiklerden bahsetmiştik. Bunun ne kadar korunmuş olduğunu anlatmıştım birkaç slide önce. Hemen akademik gerçekleşen çalışmalar işte birkaç daha fazla astronotta 6 aylık süreler için oraya giden astronotlarda aynı şeyin gerçekleştiğini göstermiş. Burada hepsinde telomer büyüklüğü, uzunluğu mikrogravitasyon şartlarında artıyor ve geri döndüklerinde eski şartlarına geri geliyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi yani bahsettiğim gibi burada hangi mekanizmanın bunu ilerlettiği ya da bundan sorumlu olduğunu anlamak oldukça önemli. Burada bilmediğimiz çok şey var. Yani bunun sebebinden tutun mekanizmasına kadar. Ama korunmuş olması bu sistemin evrimsel olarak korunmuş olması oldukça merkezi bir sistem olduğuna ya da cevabın oldukça merkezi bir cevap olduğuna işaret. Bu alanda da hani şimdi birçok farklı memeli türü gönderiliyor ya da daha ufak organizmalar C. elegans gibi gönderilip buradaki tepkinin her dokuyu aynı şekilde etkileyip etkilemediğini anlamak istiyorlar bu noktada. Bu çalışmalar ağırlıklı kan dokusundan yapılan çalışmalar. Farklı dokular bundan nasıl etkilenecek? Aynı tepki orada da var mı? Yoksa belli dokular diğerlerine göre daha mı sert tepki veriyor? Bunu anlamak da önemli. Önümüzdeki yıllarda bu tip çalışmalar göreceğiz gibi görünüyor. Bunun ötesinde mitokondriyal stresin etkilerinin gözlemlenmesi durumundan bahsetmiştim. Son yıllarda yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Hücre dışı DNA ya da hücre dışı mitokondriyal DNA ya daha sık rastlıyorlar uzun süre giden astronotlarda. Bunu kandan görmek mümkün. Bu aslında teknik olarak oldukça hani basit. Sadece kan alıp onun içerisinden hücre dışı DNA sekansı yapmak durumu. Yani kanı sentrifüjle fractionate hale getirip farklı katmanlarını ayırıp içerisinden bu katmanı bu aktif olarak hücre dışı DNA'yı taşıyan katmanı izole edip onun sekanslanması ya da sekanslanmadan da indirekt şekilde görülmesi üzerine dayalı bu deneyler. İlginç olan hücre dışı mitokondriyal DNA'nın artması. Yani bu vücudun herhangi bir noktasında stres şartları oluştuğunu gösteriyor. Ölen hücrelerin ortama salgıladığı şeyler bunlar ya da yaşayan ama stres şartları içerisinde bulunan hücrelerin yani adım adım yaklaştığı noktaların sonuçları.
bu mitokondriyal DNA ötesinde ya da hücre dışı DNA'nın frekansının artması ötesinde sinir sisteminin uzay görevleri şartlarında yaklaşık 30 kat daha fazla egzozom salgılaması durumu var, üretmesi durumu. Bunlar egzozomlar hücrelerin birbirleriyle uzak mesafeden konuşmasını sağlayan küçük veziküller gibi düşünülebilir. Hücreler egzozomları üretip onları belli proteinlerle, RNA'larla sinyal molekülleriyle yükleyip belli uzak mesafeleri aşmak için, yani işte nanometre düzeyinde, mikrometre düzeyinde ya da birkaç hücre ileriye ya da daha uzak noktalara o mesajı gönderme isteği üzerinden oluşan şeyler. Egzozomların tabii birçok farklı görevi var. Uzun yıllardır çalışılan sistemlerden bir tanesi bu. Egzozomların miktarının 30 kat artmış olması oldukça ilginç bir tepki. Bunu anlamak için birçok yeni çalışma gerekiyor. Bu son yılların gözlemlerinden bir tanesi. Özellikle salgılanan egzomların içeriğinin ne olduğunu proteomik olarak ya da aynı zamanda RNA düzeyinde de, yani hangi proteinleri, hangi mRNA moleküllerini, hangi sinyal moleküllerini taşıdıklarını anlamak bu şartlarda oldukça önemli. Şimdi bunun için yeni çalışmalar dizayn ediliyor. Egzozom konusu üzerine soru üretilebilecek yerlerden bir tanesi bu anlamda. Multiomik analizlerin de hani ciddi anlamda faydası var bu noktada. Gönderilen organizmanın dediğimiz gibi farklı karmaşıklık düzeyleri etkileniyor. Burada herhangi bir hücre tipinin nasıl etkilendiğini sorabiliriz. Örneğin şu T hücresinin frekansı vücutta ne kadar artıyor? Ya da işte bu deri hücresi nasıl tepki veriyor? Ya da bu böbrek hücresi genel olarak hücresel düzeyde nasıl tepki veriyor? Görmek için açık olan genlere bakmak anlamlı. Ürettikleri metaboliklere bakmak mantıklı. Bu anlamda aynı doku içerisinden hem protein, hem metabolit, hem RNA, hem de DNA düzeyinde gerçekleşen etkileri gözlemlemek için hepsini toparlamak gerekiyor. Bunlar multiomik çalışmaları haline geliyorlar. Hepsini entegre edip genel fotoğrafın mümkün olduğunca detaylı olmasını anlamak istiyoruz, görmek istiyoruz. Temel amaç bu. Biraz önce bahsettiğim gibi mitokondriyal fonksiyonlar merkezi bir noktaya yerleşti bu noktada. Bu da yani hangi alanların baskın hale geleceğini öngörmeye çalışırsak, mitokondriyle ilgili çalışmalar, egzozomlarla ilgili çalışmalar ve bir genetik düzeyde meydana gelen değişikliklerin neler olduğunu anlamaya çalışan çalışmalar baskınlaşacak diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Evet, burada da hani mitigasyon denen bir konsept var. Bunların meydana gelen değişikliklere nasıl engel olabiliriz? Ya da yani eğer istemediğimiz bir sistemik etki varsa bunu durdurmanın yolu var mı? Bununla ilgili davranışsal boyutta ya da astronotların uymak zorunda olduğu programlar düzeyinden gerçekleşen şeyler var. Mesela işte kas ve kemik kaybı uzun yıllardır bahsedilen şeyler. Oralara çok girmedim. Ama son zamanlarda astronotlara verilen egzersiz programı üzerinden kas kaybını büyük ölçüde durdurmak mümkün oldu. Kemik kaybı için aynı şey söz konusu değil. Bunlar da aktif araştırma alanları. Kesinlikle bir direnç gerekiyor gibi gözüküyor. Ama gidecek olan görevin nerede olduğuna bağlı olarak geliştirilmesi gereken mitigasyon stratejisi de değişiyor. Yani düşük yörüngede olan bir astronotun maruz kalacağı şeylerle ayın etrafında Gateway projesiyle gidip orada dönen bir astronotun maruz kalacağı stres şartları aynı değil. Aynı zamanda Mars gibi uzak bir noktaya gidecek olan bir astronotun aşağı yukarı 6-8 ay gibi bir süre kadar galaktik kozmik ışınlara maruz kalması, yüksek radyasyon şartlarına maruz kalması ve düşük yerçekimi şartlarında uzun süre bulunması diğer iki fotoğrafla aynı şeyi üretmeyecek yüksek ihtimalle. Diğer çalışmalarında öngördüğü gibi. Bu noktada burada engelleme stratejilerinin de daha verimli hale gelmesi oldukça önemli. Bunların en kolayları egzersiz, işte beslenme ya da ilaçlarla kontrol edilebilir süreçlere odaklanmak. Ama sistemin bunlardan ya da organizmaların bunlardan nasıl etkilendiğini temel düzeyde anlamak çok daha önemli. Ya da eşit düzeyde önemli denebilir. Çünkü
Bunu anlamak daha sonra ileride belli stratejilerin kurgulanmasını sağlayacak. Davranışsal boyutta faydalı olacak stratejilerin kurgulanmasını sağlayacak. Başka bir konu da moleküler biyolojik analizlerinin kendine yetebilir hale gelmesi konusu burada. Uzun görevlerde astronotların deney sonuçlarını dünyaya gönderip sonucu oradan almaları mümkün olmayacak. Kendine yetebilir hale gelmeleri gerekiyor. Bu araştırmaların da uzun görevlerde devam edebilmesi de bu süreçlerin iyi anlaşılmasına bağlı. Bunun için neler gerekiyor gibi bir soru sorulabilir. Bu alanda uzman astronotların bu deneyleri gerçekleştiriyor olması oldukça önemli. Burada fotoğrafta Kate Rubins'i görüyoruz. Bu astronot bir moleküler biyoloji ve genetik eğitimi almış bir astronot. Daha sonra viroloji alanında çalıştıktan sonra astronot seçiliyor. Mesela Kate Rubins uzaya gidene kadar yaygın şekilde kullandığımız mikropipetlerin yerçekimsiz şartlarda, düşük yerçekim şartlarında çok iyi çalışmadığını düşünüyorlardı. Aslında hani çalıştırması zor bir aygıt değil ama günlük olarak kullanan birinin denemesi çok daha farklı sonuçlar üretti. Şimdi Kate Rubin sayesinde çalıştığını bu sistemin ya da bu aygıtın kullanılabilir hale geldiğini görüyoruz. Buna bağlı olarak birçok deney mümkün hale geldi. Bunun ötesinde minyatürize deney aygıtları oldukça önemli. Bu tip kapsüller ya da uzay istasyonunun içerisindeki kapsüller oldukça küçük yerler aslında, dar alanlar. Büyük deney aygıtlarını göndermek çok mümkün değil. O yüzden minyatürizasyon şimdi önemli alanlardan bir tanesi haline geldi. Mikrofluidik sistemler ve minyatürize sistemler. Buna bağlı olarak bir sürü yeni teknoloji üretmek gerekiyor. Yeni sorular geliştirmek gerekiyor. Bu konuda hani yürüyecek olan araştırmalara her zaman fon ihtiyacı var. Bu hani farklı ülkeler şimdi gitgide ilgilerini arttırdılar. Uluslararası kolaborasyonlar kurmak ve hani uzay bilimlerine olan ilgiyi arttırmak bunların temel gereklilikleri denebilir. Gördüğüm kadarıyla uzay bilimlerine Türkiye'de inanılmaz bir ilgi var. Öğrenciler bu alanla ilgili birçok anlamlı soru soruyorlar, güzel deneyler, deney fikirleri üretiyorlar. Umarım önümüzdeki yıllarda bu tip uluslararası kolaborasyonlara dahil olup hani bu deneyleri gerçekleştirmek mümkün hale gelecek. Bu tip değişkenler üzerinden. Yani şimdi bir miktar Genes in Space programından bahsedebilirim. Bu bir yarışma aslında bu platform. Mini PCR, Met for America, Space Station Explorers, New England Biolabs ve Boeing tarafından desteklenen bir platform. Temel amacı uzay istasyonunda ve ötesinde moleküler biyoloji deneylerini mümkün kılmaktı. Biraz önce bahsettiğim minyatürize aygıtlardan bir tanesini kullanarak, PCR aygıtını kullanarak. Burada solda PCR aygıtını görüyoruz. Bu mini PCR, minyatürize edilmiş bir PCR aygıtı. Bunun oraya gönderilmesiyle ilk soru uzaylı PCR çalışacak mı sorusuydu. Çalışıp çalışmayacağını bilmiyorduk. Sıvı dinamikleri bir miktar farklı gerçekleştiği için çalışmama ihtimali vardı. Ama düşük hacimlerde reaksiyonun çok farklı gerçekleşmediğini gördük. Burada ilk gönderilen deney bu soruyu soruyordu. Bir DNA'nın bir küçük fragmanını çoğaltabilir miyiz? PCR'ın yaptığı şey bu. Isıl şartları değiştirerek birkaç farklı adımda herhangi bir DNA zincirinin bir parçasını kopyalayıp o parçanın sayısını arttırma durumu. Bu teknoloji oldukça eski oldukça bildiğimiz kadarıyla hepimizin bildiği gibi bunun ötesinde minyatürize edilmiş PCR ile büyük hani normal laboratuvarda kullanılmış PCR arasında teknolojik olarak belirgin bir farklılık yok. Sadece minyatürize olması deneyi oraya göndermeyi mümkün kılıyor. Bununla birlikte DNA sekanslama teknolojileri de oldukça ilerledi. Buradaki örnek Minion Nanopore sekanslama teknolojisi. Bu Illumina sekanslama teknolojisinden oldukça farklı çalışıyor. Burada birçok bir membran ve o membranın üzerinde birçok por var. Porda yakalayıcı bir protein var. Ortama verdiğiniz DNA ya da RNA molekülü başka bir protein tarafından yakalanıp bu pordaki proteine getiriliyor. İyonik denge farkı yüzünden membranın diğer tarafına geçmeye çalışıyor. Bu noktada bir elektrik akımı uyguluyorsunuz. Buradaki elektrik direnci üzerinden, direnç profili üzerinden oradaki bazların ne olduğunu anlamak geriye yönelik çevrilme mümkün.
Bu aygıtta yaklaşık bir USB çubuğu boyunda, işte bilgisayara USB çubuğuyla bağlanıp DNA'yı veya ya da RNA izole edilmiş RNA ya da DNA'yı bu sisteme yükleyip içeriğini görmek mümkün. Kate Rubins de ilk defa uzayda DNA sekanslama dizileme deneyini gerçekleştirmiş kişi oldu bu aygıtın oraya gönderilmesiyle. Şimdi PCR ve DNA ya da RNA sekanslama aygıtının orada olması birçok deneyi mümkün kılıyor. Aynı zamanda diagnostik teşhis yönelik deneyleri de mümkün kılıyor. Bahsettiğim gibi bu deneyler ilk aşamada lise öğrencileri tarafından önerilen deneyler. Daha sonra deneyin karmaşıklığı onlarla birlikte, seçilen projeyle birlikte işte bu sistem içerisindeki mentorlar ve bilim insanları bir araya girip arttırılıyor ve bu deney gönderilebilir hale getiriliyor birkaç ay içerisinde uzay istasyonuna. Bu uzaya gönderilen ilk Genes in Space projesinin sonuçları burada PCR çalışıyor mu çalışmıyor mu sorusu vardı. Onun ötesinde DNA sekanslanabilir mi orada sorusu vardı. Bunların cevapları evet olarak çıktı ortaya. Onun ötesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nun kendi mikrobiyomu var. Bütün duvarların, bütün yüzeylerin kaplı olduğu bakterilerin tümü, bakteri kolonileri ve oradaki floranın tümü denebilir. Burada hani eski çalışmalar rutin olarak oradan gözlem yapabilmek için hani yüzeylerden örnek alınıp bu örneklerin geri gönderilmesine dayalı ilerliyordu. Şimdi yüzeylerden örnek alınıp orada çoğaltılıp bu örnekler orada sekanslanabiliyor ve aktif olarak bunu monitör etmek mümkün hale geldi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mikrobiyomu gelip giden astronotlarla nasıl değişiyor? Yapılmış olan çalışmalardan bir tanesi de buydu. Geçen sene bu arada Genes in Space yarışmasının kazananı bir Türk öğrenciydi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki su kalitesini monitör edebilmek için bir sentetik biyoloji deneyi geliştirdi Selim Kocalar. Şimdi deneye gönderilmek üzere hazırlanıyor. Deneyin gönderilişi de genellikle uzun aylar çalışmayı gerektiriyor. Laboratuvarda şartları optimize ediyoruz. Bu şartları optimize olduktan sonra deney paralel şekilde gerçekleşecek gibi düşünebiliriz bu noktada. Uzay istasyonu deney yürütürken aynı zamanda aynı anda dünyada da deneyi yürütmeye çalışıyoruz ki yer kontrolü ve uzay kontrolü ya da bir yere göre uzayın verdiği cevap, uzay şartlarının verdiği cevabını net şekilde anlayabilelim diye. Bu noktada deney hazırlandıktan sonra paketleniyor, NASA'ya gönderiliyor. Burada bir entegrasyon takımı var. Bunlar kapsüle yüklüyorlar. Burada bu örnekte bir kargo görevi var. İşte, kargo bu şekilde gönderiliyor insansız bir uçuşla. Daha sonra bu bir Cygnus kapsülü. Bu kapsül uzay istasyonundaki robotik kollarla yakalanıyor ve istasyona alınıyor. Bu noktada daha önce bahsettiğim gibi kapsülün içerisinde birçok deney var. O deneyler yavaş yavaş hani açılarak aylar içerisinde yayılıyor ve astronotlar tarafından gerçekleştiriliyorlar. Gönderdiğimiz deneylerden bir tanesi telomer dinamikleriyle ilgili bir soru soruyordu. Temel olarak telomerik olan ya da telomerik olmayan sekansları birbirinin ayırmanın basit bir yolu bu Stella deneyi. Bunun bir türevini gerçekleştirmek istemiştik. Bu noktada amaçlardan bir tanesi telomerik diziyi PCR ile çoğaltmak. Diğer amaç da LAMP denen Loop Mediated Isothermal Amplification İngilizcesi. Kolorimetrik bir testle içeride bir örneğin olup olmadığını sormamızı sağlayan bir testle yürüyen bir deney hazırlamaktı. Burada bunun için yine telomerik bir sekans kullandık. Soru şu şekilde özetlenebilir başka bir anlamda. Eğer içeride gözlemlemek istediğimiz sekans varsa bu LAMP reaksiyonu üzerinden, bu reaksiyonun gerçekleşmesi üzerinden, şimdi reaksiyon detaylarına bir sonraki slide'da gireceğim. Onu da tekte edebilmemiz mümkün olabilir mi? Oradaki o sekansın orada varlığı ya da yokluğunu yaklaşık yarım saat içerisinde görebilir miyiz? Bunu bir enfeksiyöz ajan olarak düşünebiliriz. Covid testleri için de kullanılabilir bir şey. Bu herhangi bir virüsün ya da bakterinin ortamda varlığı ya da yokluğu, o bakterinin ya da o virüsün genomundaki herhangi bir noktanın hedeflenmesi üzerinden ve o bölgenin çoğaltılması üzerinden PCR aygıtıyla mümkün olabilir mi sorusuydu.
Bunun için seçilmiş dizi tekrarlayan bir diziydi. Bu biraz daha az ilginç kısmı ama ilginç olan kısmı bu reaksiyon orada gerçekleşebilirse astronotların yarım saat içerisinde uzman olmadan, konuyla ilgili uzman olmadan herhangi bir durumu test edebilmesi mümkün hale gelecekti. Bu reaksiyonun orada çalıştığını gördük. Daha detaylı şekilde şöyle özetlenebilir. Burada hedeflediğimiz bir dizi var. O diziye dizayn edilmiş 4 ya da 6 farklı primer çifti var. Bu primer çiftleri birçok farklı işte noktaya oturabiliyor. Dediğimiz gibi birçok farklı noktaya dizayn edildikleri için. Özel bir DNA polimeraz kullanıyoruz. Strand displacement DNA polimerazı. Bu oldukça aktif bir polimeraz ve oturmuş olan primeri yerinden sökerek ilerleyebiliyor. Burada dizayn edilmiş bölgeler aynı zamanda birbirine komplementer. Bu ortama çıkan fragmentler, üretilen işte PCR'de çoğaltılan fragmentler aynı zamanda ikinci ya da üçüncü yapılar oluşturabiliyorlar. Her yapının içerisinde de kendi nükleasyon bölgesi var. Yani primerlerin oturabileceği bölgeler var. Böylelikle reaksiyon çok agresif bir şekilde gerçekleşiyor ve ortama birçok proton salınıyor. Salınan protonlarla ortamın pH'i değişiyor. pH değişikliğine bağlı olarak renk değişiyor. Bu yaklaşık 20-30 dakika içerisinde tek bir ısı noktada, yani 65 derece gibi tek bir ısı noktada sonuç almayı mümkün kılıyor. Diğer konu DNA tamir mekanizmalarına yönelikti. Burada son yıllarda aktif oldukça yoğun kullanılan CRISPR-Cas9 teknolojisini kullanmak istedik. Ama bunun temel sebebi aslında bu galaktik kozmik ışınların bu nedir galaktik kozmik ışınlar? Yüksek enerjili parçacıklar bunlar. İşte hızına yakın hızlarda ilerliyorlar. Bir atomun çekirdeği gibi düşünebiliriz. Oldukça hızlı ilerleyen. Bunun temel kaynaklarından bir tanesi güneş. Bu parçacıkların enerjileri oldukça yüksek ve etkileşim kurdukları sistemlere zarar verebiliyorlar. Bir DNA molekülünün bununla etkileşim kurduğunu düşünürsek uzun süreli bir uzay görevinde DNA'nın herhangi bir noktasında çift zincir kırılımı meydana gelebilir. Bu noktada nerede o kırılım meydana geleceğini öngörmek çok mümkün değil ama CRISPR kullanarak bu çift zincir kırığını istediğimiz noktaya hedeflememiz mümkün ama temel olarak da bu projenin sorduğu şey buydu. Biz CRISPR-Cas9 teknolojisini kullanarak DNA üzerinde bir çift zincir kırığı meydana getirirsek bu kırık hangi şekilde onarılır? Burada onarım mekanizmaları, bu da oldukça ilginç bir konu. Homolog olmayan uçların birleşmesiyle ya da homoloji üzerinden gerçekleşebiliyor. Homoloji üzerinden gerçekleşen DNA'nın diğer zincirini tamir etmek için kullanıyor kırılan zinciri. Bu homolog olmayan sistem hasara daha açık bir sistem, hataya daha açık bir sistem. Diğer sistem homoloji üzerinden giden bir şablon kullandığı için daha az hata yapıyor genel frekans olarak. Bunun bu yollardan hangisinin seçileceği hücrenin tipiyle oldukça ilişkili ya da organizmanın ne olduğuyla oldukça ilişkili. Buradaki temel soru buydu. Eğer genomda herhangi bir noktaya bunu hedeflersek, bu arada CRISPR teknolojisi temel olarak bakterinin immün sisteminden geliyor. Bir hedefleyici RNA ve Cas9 isimli bir protein bu RNA ile bir kompleks kuruyor ve RNA dizisi üzerinden herhangi bir noktaya hedeflemek mümkün. Bakteriler bunu bakteriyofajların genomlarını hedeflemek için kullanıyorlar ama biz bunu alıp yeniden genetik mühendislikle başka bir noktaya hedefleyebiliriz. Bu da memeli hücrelerde bu sistemi kullanmayı mümkün kılıyor ya da ökaryotik hücrelerde. Deney tam olarak şunun gibi ilerledi. Bir basit bir plazmit tasarladık. Bu plazmitin içerisinde Cas9 proteinini kodlayan dizi var. Hedefleyici RNA var. İstediğimiz geni hedefleyen. Bir de bir onarım şablonu var. Onarım şablonunun içerisine kasti bir mutasyon yerleştirdik. Eğer çift zincir kırığından sonra eğer bu şablonu kullanırsa ya da homoloji üzerine ilerlerse tamir mekanizması, bu mutasyon oraya yerleşecekti. Hedeflediğimiz gende ADE2 geni, bu maya hücrelerinde gerçekleşen bir deney. ADE2 geni kapandığında pembe bir pigment ortama salınmaya başlanıyor. Bu noktada maya kolonilerinin içerisinde bazılarının mavi, bazılarının pembe ya da kırmızı olmasını öngörüyor sistem. Eğer pembe bir koloni görüyorsak bu oraya gönderdiğimiz mutasyonun entegre olduğu anlamına geliyor. Ve homoloji üzerinden sistemin kendini onardığı anlamına geliyor.
deneyi Christina Koch isimli bir astronot gerçekleştirdi. Burada yani bahsetmem gereken ilginç şeylerden bir tanesi, uzay herhangi bir deney gönderdiğinizde uzay istasyonunun şartlarını adapte etmeniz gerekiyor. Her türlü kimyasalı göndermek mümkün değil. Örneğin etanol gönderemedik ya da maya transformasyonu için gerekli belli başka adımlarla kullanılan kimyasalların bazılarını gönderemedik. Bu yüzden yepyeni bir maya transformasyonu protokolü oluşturmamız gerekti. Bu protokol çalıştı ama verimliliği oldukça düşüktü. Bu yüzden çok fazla maya kolonisi görmedik. Ama gördüklerimizin arasında pembe koloniler gördük ve bunu orada sekanslamayı başardık. Ya da astronotlar başardı daha doğrusu bizim için. Burada da elde ettiğimiz kolonilerden çıkan DNA'lardan sekansladığımız dizilerde oraya gönderdiğimiz mutasyonu görme şansımız oldu. Bu noktada bu şartlar altında basitçe homoloji direct repair denen homolojiye bağlı bir şablon kullanarak gerçekleşen tamir mekanizmasının gerçekleştiğini göstermiş olduk basitçe. Burada Christina Koch'u deney yaparken görüyoruz bizim oraya gönderdiğimiz deneyi. Deney gerçekleşirken NASA'dan bir ekip, bir de Jeans in Space'den başka bir ekip de aktif olarak oraya bağlı Zoom gibi bir sistem üzerinden ve herhangi bir soru olursa ya da deneyin bir noktasında takılırsa astronot, bu karşılıklı etkileşim deneyin doğru ve hızlı ilerlemesini mümkün kılıyor. Oldukça önemli bir adım bu da. Evet. Burada deneyin sonucunda ortaya çıkan ilk pembe koloniyi görüyoruz. Bu güzel bir an. Hani çok fazla koloni yok orada ama deneyin çalıştığına yönelik bir işaret. Bu fotoğraf geldiğinde oldukça hani ekip oldukça mutlu oluyor tabii ki. Çünkü aylarca çalışmanın sonucunda ortaya çıkan tek küçücük bir pembe koloni o çalışmanın boşa olmadığını gösteriyor. Şimdilik bunlar öncül adımlar. Derin biyoloji sorularını sormak için bu öncül adımların atılması gerekiyor tabii. Ama gitgide çalışmaların da daha karmaşık hale gelmesi, daha derin soruları sorması oldukça önemli. Şimdilik adım adım farklı teknolojilerin orada çalışabildiğini, sekans gibi ya da hani temel PCR testleri gibi ya da diagnostik çalışmalar gibi ya da hani genetik mühendisi için yaygınca kullanılan moleküler biyoloji deneylerinin orada çalışabildiğini göstermek gibi öncü adımları atmaya çalışıyor Jeans in Space platformu. Önümüzdeki yıllarda aslında şu anda da görmeye başlıyoruz. Daha karmaşık çalışmalar adım adım ilerlemeye başladı bu aygıtların oraya gitmesi ve bu testlerin, eserlerin orada çalışabildiğini görmemiz üzerinden. Peki bu hani gelecek yıllarda ne olacak? Uzay istasyonunun başına neler geliyor? Hani bunu sorabiliriz. NASA uzay istasyonunu 2030'lu yıllarda emekliye ayırmayı planlıyor. Ama şimdi Orbital Reef gibi birçok farklı şirketin bir araya gelip kurmaya çalıştığı yeni bir uzay istasyonundan bahsediyorlar. Farklı ülkeler kendi istasyonlarını göndermek istiyor adım adım. NASA Gateway ile ayın etrafına bir küçük uzay istasyonu yerleştirmek istiyor. Burada Uluslararası Uzay İstasyonu ile ilgili güzel şeylerden bir tanesi birçok farklı ülkenin bir araya gelip kolaborasyon yapabiliyor olması. Buradaki koordinasyon, kareografi oldukça etkileyici. Bunun devam etmesi açısından Uluslararası Uzay İstasyonu gibi bir yapının orada olması güzel. Ama bağımsız uzay istasyonlarının da orada olması birçok bilim insanının buralara akçesini arttıracak bir şey. Bu da güzel. Bu alan oldukça aktif hale gelmeye başladı o anlamda. Gateway'den bahsetmiştik. Önümüzdeki ay Artemis'i Kasım'ın ortası gibi göndermeyi planlıyorlar. İnsansız bir uçuş için. Bu da Ay'a insanlı dönüşün ilk adımlarından bir tanesi. Bu kapsamda da birçok deney gerçekleşecek gibi gözüküyor. Burada temel tartışma konularından bir tanesi, hani sıkça gelen sorulardan biri, bu kadar zarar görüyorsak uzaydan ya da mikrogravitasyon şartlarından, yüksek radyasyondan, biz gitmeyelim, robotları gönderelim. İşte şimdi birçok yeni tasarım var bu konuda. Doğru mudur bu, yoksa insan gitmeli midir gibi. Burada hani olayın farklı felsefi bir boyutu var. İnsanın deneyiminin dokusu
felsefi ve psikolojik boyutları bir robotun tam olarak çözümleyebileceği bir şey değil. Evet, robotları belli görevler için göndermek mantıklı ama insanın da gitmesi gerekiyor. Bence sadece orada olmak nasıldı bunu anlatabilmesi için bile. Bunun ötesinde insanın yapabileceği birçok detay gözlem var bir robotun kaçırabileceği. Bence ikisinin arasında bir denge kurmak her zaman daha önemli. Evet, bu çalışmalara katkıda bulunan kişiler bunlar. Benim sunumum bugünlük bu kadar ama sorularınızı almak için hazırım bu noktada. Hocam, öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok bilgi dolu bir sunumdu bizler için. İlk sorumla başlıyorum. Uzayda sürekli olarak yüksek enerjili parçacıklarla temas halinde olunması geliştirilecek ilaçların aşınmasına ve etki alanının değişmesine neden olabilir mi? Bu durumdan kaçınmak mümkün müdür? Evet, bu çok güzel bir soru. Yani yüksek enerjili parçacıklar kesinlikle sistemi zorlayan şeyler. Özellikle uzun görevlerde daha da zorlayacak şeyler. Çünkü maruziyet süresi artıyor. Eğer bu daha çok buna verilecek olan tabii ki DNA tamir mekanizmalarının doğru anlaşılması ile ilgili. Bu alanda birçok çalışma var. Aziz Sancar Hoca'nın aldığı Nobel Ödülü'de DNA tamir mekanizmalarıyla direkt ilişkili. Şimdi CRISPR-Cas9 üzerinden tamir mekanizmalarının nasıl gerçekleştiği çok çok daha iyi anlaşıldı son birkaç yıl içerisinde. Özellikle farklı türler bunu nasıl yapıyor. Buna yönelik bazı moleküller geliştirip bu mekanizmaların belli komponentlerini inhibe edip ya da aktive etmek mümkün. Özellikle mesela birkaç farklı laboratuvar homoloji direkt non-homologous, NHTJ tipi tamiri inhibe edip diğerini aktive etme üzerine çalışıyor. Böylelikle hata frekansını düşürebilir miyiz gibi sorularla. Eğer böyle bir molekül bulunursa ve bu işte hiperaktif hale getirirse diyelim ki tamir mekanizmalarını, uzun süreli maruziyet bunu çok fazla etkilemeyebilir bu ilaçlar düzenli olarak alındığında. O ilacın ne olduğu belli değil tabii şu anda. O molekülün ne olduğu aday moleküller olabilir. Aşılı kapatmak ya da genetik modifikasyonlarla bunu yapmak anlamında. Ama bazı türler var. Mesela Deinococcus radiodurans bakterisi gibi ya da işte planaryalarda da gözlemlediğimiz gibi. Radyasyon direnci çok yüksek olan ya da tamir mekanizmaları çok baskın çalışan. Bu sistemlerin kendini nasıl bu kadar hızlı onardığını anlamak da oldukça önemli. Şimdilik erken aşamadayız. Her ne kadar tamir mekanizmalarını anlamış olsak da genel hatlarıyla. Başka organizmaların bunu nasıl yaptığını anlayarak ilerlemek oldukça mantıklı. Cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. Diğer bir sorumuz ise nörodejenerasyonda rol oynayan disbiyozis uzay koşullarında modüle edilebilir mi? Disbiyozis. Disbiyozis bağırsaklarda mikrobiyota dengesinin bozulması. Evet. Diye. Bu ilginç. Mikrobiyomun metabolik çıktıları var. Yani orada bakterilerin ortaya çıkardıkları metabolitler. Bunlara verilen sitokin cevapları da var. Bundan sinir sistemi oldukça etkileniyor. Bunu biliyoruz. Onun ötesinde bu bazı sitokinlerin bunlara cevaben gelişen bazı sitokinlerin özellikle mesela otizm spektrumunda bu gösterilmişti. Ateş şartlarında belli semptomların ortadan kalktığını görüyoruz mesela. Dejenerasyon konusu oldukça karmaşık. Çünkü dejenerasyon tetikleyicileri ne ondan çok emin değiliz. Bunlardan teorilerden bir tanesi evet mikrobiyomun buna etkisi olabilir mi ya da enfeksiyon şartlarının etkisi olabilir mi gibi bir şey. Ama net olarak tetikleyicinin bu olduğu ortada değil. Yine de ilginç bir soru ama daha önce almamıştım bu soruyu. Teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorumuz YouTube katılımcımızdan. Uzay yolculuğunda gri veya beyaz cevherde gerçekleşen kapsamlı değişiklikler bilinçte herhangi bir farklılığa yol açabilir mi? Bu da güzel bir soru. Bu yapılabilecek deneylerden bir tanesi. Çünkü örnek almak mümkün değil. Ama uzay görevinden hemen sonra bir görüntüleme tekniğiyle gri ve beyaz cevherlerde meydana gelen kalınlık değişikliklerini gözlemek mümkün. Bildiğim net bir çalışma yok bu yönde. Astronotlarda bu tip gri ve beyaz cevher kalınlıkları
ya da yoğunlukların değişiklik var mı yok mu anlamında uzun süreliğe devam eden çalışmalar var. Yani Apollo astronotlarını yıllar boyu takip ediyorlar. Onlar çünkü hani Van Allen radyasyon kuşağından da geçip ayın etrafında işte dönüp inip uzun süre orada kalıp bunlara maruz kaldıkları için çok ekstrem aslında yaşadıkları şeyler. Gözlenen şey onlarda da ağırlıklı olarak bilişsel değil, kardiyovasküler ama bu uzun görevli, uzun süreli yörünge görevlerinin bilişsel süreçte böyle kalıcı değil ama uzun süre devam eden etkilerinin anlaşılması için bu tip gözleme çalışmaları aslında güzel olabilir. Bildiğim böyle bir çalışma yok ama oldukça şey, güzel bir soru. Teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorum da ise uzay koşullarında gerçekleştirilecek çalışmaların genel popülasyon dinamiklerini de temsil edebileceğini düşünüyor musunuz? Bu konuda yapılacak çalışmaların genel popülasyon teşhis ve tedavi olanaklarını genişletme ihtimali olabilir mi? Bu süper bir soru. Kesinlikle evet. İlerleyen birçok çalışma var. Mesela bir örnek Salmonella typhimurium'du. Burada sanırım HCQ'ydu ya da bir proteinin ekspresyonunun çok arttığını gösterdiler. Bu bir transkripsiyon faktörü. Buna yönelik bir antibiyotik tasarlandı. Şimdi yerleşimsiz şartlarda çok virülent olmasının sebebi olarak gösterilen şeylerden bir tanesini hedefleyen bir molekül gibi düşünelim bunu. Bu noktada bakteriler bu moleküle maruz kaldığı zaman artık virülent değiller. Şimdi gastroenteritten dünyada muzdarip olan birisi de bundan faydalanabilme şansı kazanıyor. Bunun ötesinde başka bir örnek protein kristalografi çalışmaları. Burada musküler distrofi hastalığı için distrofin proteinini kristalize ediyorlar mesela. Uzayda gerçekleşen uzayda oluşturulan kristaller çok daha büyük ve daha sürtünmesiz şartlar gerçekleştiği için, gravitasyondan etkilenmediği için büyük ve pürüzsüz bir kristal elde ediyorsunuz. Burada onun geometrik çözümlemesini yapmak çok daha kolay. Daha önce görmedikleri bir küçük bir geometrik yapıyla karşılaşıyorlar. İlaç tasarımında hedeflenebilecek. Bu noktada işte bu Japon Uzay Ajansı'nın yürüttüğü bir çalışmaydı. Şimdi musküler distrofi hastalığı ile ilgili kullanılan hastalığı için kullanılan ilaçlardan bir tanesinin modifikasyonu söz konusu bu anlamda. Şimdi belli hastaların bundan faydalanma ihtimali de doğacak önümüzdeki yıllarda. Hastaların ömrünü uzatacağını düşünüyorlar bu tip bir modifikasyonun. Henüz yürürlükte mi emin değilim ama kesinlikle orada ilerleyen çalışmaların dünyaya etkisi oldukça büyük. Hastalıklar anlamında da böyle, yaşamın kolaylaştırma anlamında da böyle. Bunun için önerebileceğim bir yayın var bu arada. ISS Benefits to Humanity diye birkaç yılda bir yayınlanan bir dergi var. 2022'de yayınlandığı yıllardan bir tanesi. Bu herkesin indirip ulaşabileceği bir kaynak. Sadece ISS Benefits to Humanity 2022 yazarlarsa Google'a büyük bir PDF dosyasıyla karşılaşacaklar. Bu noktada orada yapılan çalışmaların dünyadaki hayatın nasıl olumlu ölçüde etkilediği özetleniyor aşağı yukarı. Cevabınız ve öneriniz için çok teşekkürler hocam. Diğer bir sorumda ise YouTube katılımcımızdan alıyorum. Derin uzay sağlığını desteklemek için geniş çapta genomik veri analizini gerektirmektedir. Bu noktada çok nesilli bireylerin mahremiyetleri ve yaşam kaliteleri üzerindeki herhangi bir etkiyi korumak için tamamen izlenemez verilere nasıl ulaşılabilir? İlginç soru. Bu da güzel. Evet, yani şu anda hani çok öncü çalışmalar gerçekleşiyor. Buna rağmen astronotlardan hani bir sürü izin alınıyor. Bu dataları paylaşmakla ilgili ya da bu dataların hangi deneyi sizin üzerinde yapabiliriz gibi. Birçoğu hani bilimin ilerlemesi için her şeye evet diyor. Bu mesela Scott Kelly ve Mark Kelly gibi hani iki kişi tamamen bütün verileri, bütün tıbbi verileri halkla paylaşmayı kabul ettiler. Bu TWIN ikizler çalışması uzantısında. Bu bunun ilk örneği. Normal şartlarda başka astronotlarda meydana gelen değişiklikleri rapor eden makaleler, şimdi gitgide sekans olayları da girmeye başladı. Buna öncesinde daha çok metabolik şeylerde, işte gözünde bir düzleşme var mı ya da işte renal sistem nasıl etkilenmiş ya da hani genel metabolitler nasıl değişmiş gibi şeylerdi. Şimdi sekanslamalar da girdi. Ama o çalışmalarda, mesela telomerlerle ilgili bir örnek vardı orada, astronotların kim olduğunu bilmiyoruz. Sadece hangi görevler aralığında gittiler
onu biliyoruz. O sırada orada olan kişilerden birileri onu biliyoruz. İlk defa Scott Kelly ve Mark Kelly net şekilde bütün bu verileri halkla paylaşabilirsiniz dedikleri için bu çalışma mümkün hale geldi. İleride bu tip şeyler tamamen consent dedikleri, yani kişiden alınan izinlerle halkla paylaşılabilir hale gelecek. Uzun vadede hani işte Mars'a koloni falan düşünülüyor yıllar içerisinde. Henüz uzayda üremenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini de bilmiyoruz bu noktada. Bunun hani sürekli oraya giden kişilerin öncesinde bu izni verip gitmeleri durumu var ya da nesiller boyu hani gerçekleşecek olan şeyler var. Bu noktada çözülmemiş çok soru var. Uzay hukuku de yeni bir alan. Bu da güzel bir alan. Hani bir yavaş yavaş hani burada görüyorum birkaç hani arkadaş o konuyla ilgilenmeye çalışıyor. Eskiden hani çok daha frekansı düşük kişilerdi uzay hukukçuları. Şimdi gitgide artmaya başladı çünkü alan çok aktif. Oldukça ilginç bir soru. Teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorum da düşük yer çekiminde kanser hücrelerinde malignitenin tersine çevrilmesi ve apoptosun indüklenmesi mümkün müdür? Bu da çok iyi bir soru. Burada şöyle ilginç bir şey var. Gerçi kimsizlik şartlarına hangi hücreniz tepki vereceğini çok iyi bilmiyoruz. Bazı kanser hücreleri daha kanserli değil de daha proliferasyon dinamikleri artıyor. Tümörojenikler diyelim. Bazı kanser hücreleri de tamamen rest konuma giriyorlar, yani donuyorlar. Neden farklı kanser tiplerinin farklı tepki verdiği net anlaşılmış değil. Eğer hani tümörojenite artımı anlamında incelenirse mesela anjiyojeniz potansiyelleri artıyor mu? Ya da proliferasyon dinamikleri değişiyor mu bu hücrelerin? Burada aslında tam o noktada girip yapılabilecek şeyler var. Yani tümörojenite artarken bu hücrelerden detay örnekler alıp, yani işte transkriptomik olarak ne değişiyor bu hücrede mesela, bunu görmek isteyebiliriz. Bu noktada stres şartlarına tepki veren, aynen salmonella çalışmasında olan gibi stres şartlarına tepki veren gen grupları üzerinden kansere saldırmak mümkün hale gelebilir. Yani hücre önce bu cevabı üretmek istedi. Neden bu cevabı üretmek istedi? Bunlar hangi yolaklara bağlı? O yolaklar saldırılabilir sinyal transfer yolakları mı? Bu çerçeve içerisinde kanser tipine spesifik olarak bunu incelemek mümkün olabilir. Ama oldukça ilginç bir konu bu. Kök hücrelerin, kanser hücrelerinin de bölünmeyen hücrelerin gerçekimsiz şartları ve ani tepkiler konusu. Teşekkürler hocam cevabınız için. Diğer bir sorumuz yine YouTube katılımcımızdan. Uzayda protein kristali büyümesi bilgisini kullanarak retina implantasyonu için yapay protein bazlı retina kristali yetiştirmek için bir yöntem geliştirilebilir mi? Bu da ilginç. Şimdilik protein kristalizasyonu sadece o proteinin yani şeklinin, geometrisinin detaylı şekilde ne olduğunu anlamak üzerine. Üretilen proteinler genellikle hani farklı aşamalarda farklı deneyler için kullanılmıyor bildiğim kadarıyla. Retina implantasyonu hikayesi hani yine şey hani doku düzeyinde bir karmaşıklık doku düzeyinde bir cevap gibi düşünülebilir burada gerçekleşecek olan şeyin. Hani bu tip karmaşık bir dokunun normal şartlarda implantasyonu verdiği tepkiler ve hani uzay şartlarında orada bulunabilecek bir şeyin oraya kazandırabileceği bir boyut. Net olarak bağlayamadım ikisini ama oldukça ilginç yine de. Hani üretilen protein kristallerinden elde edilen bilgiler uzantısında elimize geçecek olan şey aslında o proteinin hedeflenebilirliğiyle ilgili daha çok. Evet, belki böyle cevaplanabilir. Oldukça ilginç bir soruydu bu da. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz, uzay uçuşunun bağışıklık tepkisi üzerindeki etkilerini araştırmak ve öngörmek için karasal analog çalışmalar ne derece efektiftir? Oldukça efektif. Bunlar uzun yıllardır devam ediyor. Hani burada birçok farklı örnek verilebilir. Bu yazarın adını hatırlayamıyorum. Uzay Psikolojisi diye bir kitap var. Yuri Gagarin'in de dahil olduğu bir kitap bu. Yazımına. Rusya'nın yıllar önce işte hiç kimseyi göndermeden önce yaptığı uzun süreli yalnız kalma testleri. Yani
yalnız bırakılan astronotlar ya da astronot değil işte, astronot öncülleri denebilir. Ya da 2-3 kişi kapatılan kişiler ya da ekstrem yerlere gönderilen kişiler. Burada karakter profillerinin ne olduğuna bağlı olarak sonuçlar çok değişiyor. Kişilerin ekstrem yerlere gönderilmesi durumu bazı insanların psikolojisini çok sert etkileyebiliyor. Hangi öncül karakter verileri buna işaret edebilir? Bunu önceden öngörmek mümkün mü birinin çok sert etkileneceğini ya da hiç etkilenmeyeceğini ya da daha iyi tolere edebileceğini? Bunları anlamak açısından bu görevler kullanılıyordu. Hala devam ediyor bu. Son yıllarda işte bu yine ekstrem şartlarda Arktik bölgede ya da çöl şartlarına gönderilen kişiler var. Buraları simüle edebilmek için. Daha kısa süreli görevler bunlar. Daha çok belli aygıtları test edebilmek için ya da bu aygıtların ekstrem şartlarda çalışmayacağını test edebilmek için yapılan şeyler. Dizayn edilen görevler, ama bunun psikolojik boyutu da oldukça önemli. Çünkü insanları göndermekten bahsediyoruz. Bu noktada kim buna uygun olacak? Yani böyle bir göreve kimi göndermek mantıklı? Nasıl karakter profilleri buna doğru cevap verir? Bunu anlamak açısından bu tip simülasyon görevleri çok önemli. Teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuzda ise mikro yer çekimi ve düşük manyetik alan gibi uzay koşullarının ekstremite rejenerasyonu ve yara iyileşmesi üzerinde pozitif etkileri olabileceğini varsaymak mantıklı bir yaklaşım sergiler mi? Bu konuda yapmayı planladığınız çalışmalar var mı? Evet, bu süper bir soru. Ben de hani uzun yıllardır böyle bir deney yapayım diye düşünüyorum aslında. Yapabilsem güzel olurdu yani. Yer çekimsiz ortamın rejenerasyonu etkisi incelenmiş değil net olarak. Sistematik olarak incelenmiş değil diyelim. Benim de çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Çünkü yani kültüre edilmiş kök hücrelerin verdiği tepkileri biliyoruz. Bazı kök hücreler daha proliferatif hale gelebiliyor ya da kök hücre, bir hücreyi kök hücre olarak tanımlama kıstaslarını hani moleküler olarak incelediğimizde daha kök hücre gibi davranıyorlar gibi bir iddiaya sahip olan makaleler de var. Ama sistem şartları içerisinde incelemek mantıklı bunu. Yani işte organizma oraya gönderildiğinde birçok farklı sinyal mekanizması aktive oluyor. Yani özellikle yaralanma şartlarında. Bunu sistematik olarak incelemek acayip ilginç. Çok 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 ilginç bir konu. Güzel bir soru. Çünkü net şekilde bilmiyoruz. Bunun için hangi organizmaların seçileceği konusu ilginç olabilir. İşte aksolatlar ilginç adaylar, planaryalar ilginç adaylar. Rejeneratif bir organizmanın gönderilmesi ve oradaki tepkilerin moleküler olarak takip edilmesi gibi dizayn edilebilir deney. Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler hocam. Diğer bir sorumuz, derin uzay görevlerinin türünün tek örneği uzay biyolojisi ve sağlık gereksinimlerine sahip olmasını beklemeli miyiz? Bu gereksinimleri için disiplinler arası nasıl bir işbirliği sağlanabilir? Evet, yani burada görev spesifik gerçekleşiyor bu tip durumlar. Bazen göreve mesela gönderilecek olan kişiye spesifik bir hazırlık gerekebiliyor. Genellikle ama burada görevin tipine bağlı olarak insan biyolojisi oldukça korunmuş olduğu için gönderecek olan kişilerin bundan nasıl etkileneceği aşağı yukarı belli. Bilinmeyen çok şey var tabii ama sistem düzeyinde genel tepkiler aşağı yukarı belli. Burada disiplinler arası işbirliği tabii ki yani bu her zaman çok önemli. Çünkü farklı alanların geliştirdiği çözümler başka alanlarda çok amplifiye edebiliyor oradaki çözümleri. Ya da çözümsüzlük çözüme dönüşebiliyor bu tip yaklaşımlar yüzünden. Derin uzay görevleri ya da işte uzay biyolojisi alanındaki gerçekleşen deneylerin frekansları çok düşük. O yüzden türünün tek örneği gibi gözüküyor çoğu. Ama hani bir noktada oradaki insanların sayısı arttığında, görevlerin sayısı arttığında bu bir çeşit hani ekstrem biyoloji konumuna düşecek. Yani siz bir dağcı neyle karşılaşıyorsa işte onun için gerekli önlemler neyse nasıl kolaylıkla ulaşılabiliyorsa bunlara, işte bir dağcı hazırlanırken neler alıyor yanına, genel olarak biliniyor neyle karşılaşacağı. Bunlar da hani farklı alanların beraber ürettiği çözümler. Aynı şey uzay biyolojisi ya da hani uzay tıbbı içinde gerçekleşecek diye düşünüyorum önümüzdeki yıllarda. Sadece hani frekansın artması, soruların artması, çözümsüz alanların daha iyi tanımlanması birçok kişiyi buraya çekiyor zaten. Özellikle orada bir hareketlenme başladığında birçok farklı alan oraya kayıyor. Bu da güzel bir soru oldukça.
Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuz daha YouTube'dan. Mikro yer çekimi koşullarının klonal hematopoez üzerinde etkileri var mıdır? Hızlandırıcı etkisi mevcut mudur? Evet, yani bildiğim kadarıyla çok net olarak bilmiyorum bunun cevabını. Bu da ilginç bir konu. Şu kanla ilgili şöyle bir şey var. Hani genel olarak bu sistem üzerine cevap verebilirim belki buna bildiğim kadarıyla. Yer çekimsiz şartlarda hemodinamik oldukça değişiyor. Kan genellikle kalbin etrafında toplanıyor. Daha çok üst bedende. Kalp de bunu fazla buluyor ya da kardiyovasküler sistem bunu fazla buluyor. Ve kanı elimine etmeye başlıyor. Yaklaşık 1-1,5 litre kan elimine oluyor uzun görevlerde. Burada ciddi bir şey var. Kan hücresi absorpsiyonu var. Bu noktada bu kişiler dünyaya geri döndüklerinde şimdi eksik kan var gibi düşünebilir vücutta. Kalp böyle daha seri çalışmaya başlıyor. Palpitasyonlar artıyor. Bu da baş dönmesine sebep oluyor birçok astronotlarda. Ortostatik intolerans diyorlar buna. Kan hacmi tekrar geri kazanıldığında astronotlar eserlerine geri geliyorlar. Ama burada hani o kadar yüksek hacimli bir kanın absorpsiyonu, işte vücutta onun işlenmesi, bu da oldukça ilginç bir konu. O sırada örneklem alınıp hangi sistemlerin aktif olduğunun incelendiğini ne yönelik bir bilgim yok. Böyle bir çalışma olabilir ama klonal hematopoyez konusu da oldukça ilginç. Ama bildiğim kadarıyla daha doğrusu bu konuyla ilgili net bir bilgim yok. Çok teşekkürler hocam. Son bir sorumuz. Sizce astronotlar kariyer sonrası nasıl uzun vadeli sağlık riskleriyle karşı karşıya kalacaklardır? Evet. Burada yani uzun süre astronotluk yapmış, daha sonra emekli olmuş kişilerin hani takibine yönelik çalışmalarla ilgili kişiler okumuştum. Eğer hani kanser her zaman bir risk, burada bahsettiğim mitigasyon stratejileri uygulanmazsa uzun süreli görevler için ya da daha doğrusu hani Ay ve Mars gibi uzak görevler için yapılması gereken şeyler var. Sizinle bir ikinci, üçüncü slide'da bir tablo paylaşmıştım. Orada birçok farklı sistemin nasıl uzun süreli görevlere daha sonra cevap vereceğiyle ilgili bir şeyler de var. Kanser, işte kardiyovasküler sistem, renal sistem bundan etkileniyor gibi gözüküyor. Ama kesinlikle böyle bir şey olacak demek de doğru değil. Çünkü birçok farklı savunma stratejisi var şu an. Hani NASA'nın ve farklı uzay ajanslarının kullanmaya çalıştığı bununla ilgili riski düşürmek anlamında. Bunun içerisinde hani direkt biyolojiyle ilgili olmayan mühendislik stratejileri de var. İşte hani kalkan olarak kullanılabilecek sistemler ne olabilir? Ama yer çekimsizlik başlı başına hani sistemin cevaplarını değiştiren bir şey. Onun uzun vadeli etkileri ne olabilir? Hani bu kromozom translokasyonlarından bahsetmiştik, inversiyonlardan bahsetmiştik. Bunlar gibi şeyleri geri almak mümkün değil. Ama bunların birçoğu da sessiz mutasyonlar üretebilirler. Bazı translokasyonlar çok tehlikeli. Hani genomun belli noktaları diğer noktalara göre daha kırılgan gibi gözüküyor. Bunlar hani ilk bu bölgeler mi bunlar etkilenir, yoksa hani tamamen stokastik olarak ya rastgele olarak mı gerçekleşir bu süreç? Onu görmek mümkün değil. Ama genel olarak hani Apollo astronotlarında yapılmış çalışmalar var. Onlar giderken bu stratejiler çok net bilinmiyordu. Burada 7 astronot üzerine yapılmış bir çalışmadan bahsedeceğim. Yine hani istatistik olarak yeterli bir sayı olmayabilir bunu söylemek için. Mikrovasküler yapıların etkilendiği gösterilmiş. Kalbin etrafındaki kalbi besleyen damarlar, kalp dokusunun kendisini besleyen damarlarda minimal bir dejenerasyondan bahsediyorlar bu çalışmada. Ama bu dediğim gibi istatistik olarak kesinlikle buna sebep olduğu gibi bir çalışma değil. Böyle bir gözlem yaptık. Gelecek görevlerde buna dikkat edelim. Ya da uzun vadeli anlamda bu da bir metrik olsun gibi bir şey, bir sonuç üretiyor bu makale. Ama çok merkezi bir soru bu. Yani uzun vadede o kadar uzun süre uzayda kalıp geri gelmiş birisi ne yaşamayı beklemeli daha sonrasında? Yapabileceği bir şeyler var mı bunları önlemek için? Bu zaten en iyi temel anlamda bütün bu çalışmaların gittiği yerde o. Yani bunu anlayalım. Özellikle insan biyolojisiyle, uzay tıbbıyla ilgili kısım bu. Uzay biyolojisi bağımsızca aynı zamanda temel olarak yani bu şartlarda sistemleri kendi içinde evlilikleri sürecin dışında bir şartta gözlemlediğinde ne olur sorusunu soruyor. Yani her zaman yer çekimi vardı.
buradaki her canlı için. Şimdi bir hücreyi çıkartıp yer çekimsiz şartlara koyuyorsunuz. Bir şey cevap vermeye çalışıyor. Bunun ne kadarı korunmuş, ne kadarı hücreye spesifik, bu başlı başına ilginç bir soru. Ama uzay tıbbı açısından bize ne olur? Yani yaşam neye benzeyecek sorusu önemli. Bu anlamda bütün sistemlerin verdiği cevapları en sistematik, en detaylı, en keşfe yönelik şekilde incelemek mantıklı. Çok teşekkürler hocam. Sorularımız bu kadardı. Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız, bilgilerinizi aktardınız ve bilgi dolu bu konuşma ve ayrıca soru cevap bölümü için de çok teşekkür ederiz. Hem kendim adıma hem de tüm katılımcılarımız adına size tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için çok mutluluk duyduk. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir organizasyon gerçekleştirmişsiniz. Beni de davet ettiğiniz için tekrar teşekkürler. İyi günler dilerim hepinize. Biz teşekkür ederiz hocam. Tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıklı günler diliyoruz size. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.